Çarağımız yansın, yaxısın bu dağlarda yitirdiğimiz cümlə canın varlığı için. Çarağımız yansın, yaxılsın, bize delil olsun. Ya Hak, ya Hızır, ya Oğuzhan. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammed ve Ali himmet edin. Himmet haktan olsun. Bütün Seyit Rızaların ne kadar aşireti varsa, şehitleri varsa onların adına olsun. Bütün Dersim'in şehitlerin adına olsun. Görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Geçmişimize sahip çıkmak, geçmişimizin onurlu halini, onurlu, bilinçli halini geleceğe taşımak ve onun için de Seyit Rıza'nın mekanlarından, elbette biliyoruz ki Dersim'in sadece burasında değil, tüm topraklarında, birçok yerinde nefes aldı, yaşadı, yaşattı. Burası sadece bu yıl için bir mekan olarak belirledik. Nefes aldığı, yaşadığı bir mekan olarak belirledik ama biliyoruz ki mekanı sadece burası değildir. Çok değişik yerlerde, çok değişik mekanlarda yaşadı. Hepsi bizim için kutsaldır, hepsi bizim için değerdir. Bütün mekanlarının kutsallığı ve bütün yoldaşlarının kendisiyle birlikte dar ağacında halkı için, inancı için, ulusal kimliği için can vermiş, bedel ödemiş tüm yoldaşlarının anısına saygıyla. Mekan Reha Hak Alevi inancında bir yer değildir. Hakkın görünür olduğu yerin ismidir. Bir toplumun hafızasıdır, tarihsel belleğidir, arka planıdır. Kadimden bugüne kadar bütünle hak ve tekçi anlayışlar, komünal değerlere ait, Rıza toplumuna ait kutsal mekanları bombalamış, tarumar etmiş, yerle bir etmiş, tarihe kaynaklık edebilecek, iz bırakabilecek bütün mekanlarımızı yok etmişler. Çünkü toplum bu kutsal mekanlar üzerinde sürekli devriye halindedir. Kendi kültürünü, inancını, itikatını, toplumsal dirilişini, politikasını, ahlakını bu mekanlar üzerinden yeniden diriltir. Mekan kültürel akışkanlık yeridir. Bundan dolayıdır ki Dersim başta olmak üzere katliamların olduğu bütün yerlerde toplumsal mekanlar önce katliama uğratılmış ve bu mekanlar üzerinde bu inancı bugüne kadar devriye eden pirlerimiz, mürşitlerimiz, rayberlerimiz, analarımız, masumu paklarımız önce etkisiz hale getirmiştir. Ulus devlet anlayışı kendi tekçi anlayışına uymayan ocak evlatlarını ve Reha Alevi ocak kültürüne yönelik Dersim 4 Mayıs 1937'den çok öncesinden raporlarda bu mekanlar ve pirlerimize yönelik Dersim'in inancına yönelik raporlar oluşturuldu. Bu raporların ortak noktası şudur. Dersim'in dili mevcut ulus devletin tekçi diline uymadı, kültürü uymadı, inancı uymadı, itikatı uymadı, hukuku uymadı. Böylelikle bunlar dile getirilmeli, dize getirilmeliydi, derzes edilmeliydi. Yürüyen bütün canların anıları buralarda direnişleri, kültürleri, nefesleri devriye halinde olsun. Biz onların son sözleri bizim için vasiyettir diyoruz. Anların önünde dardayız diyoruz. Cümlenizi hak, aşk ile selamlıyorum. Unutmadık, unutmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun, söylemezsek dilimiz lal olsun diyorum. Heşte hotser raave tertele Dersim mabatını asera raave nahet yani o ders a kergane madde hona ber nibya ez vazen ki ita ameyme nahardı devreş ameyme konağı pirekhu yine sevta itkatehu sevra zote zonehu sevta kırmancıya gınayna velero ek zone mara dire resuke mevajme kem manenumu va heşte hot serravenika devlet de hona zulmehu hona katliamehu devam keni ma Vayr ve jayna dinere gerek deva dine daha abe berme kamya husero zone husero itkate husero piyoro piya ma piya karbi kerme
Ancak ma her vayır vejimi. Yani yine ki sevta deva kırmancı. Sevta dersim zane huda gerek mak naradımı. Sevta kırmancı, sevta zone hu, sevta itkate hu nakar daha ave vermi. Dersim coğrafyasında çok büyük bir mezalim yaşandı. Bir katliam yaşandı. Dünya literatüründe burada yaşananların denk düştüğü kavram soykırımdır. Çok bilinçli olarak 37 öncesinde araştırmalar yapıldı, müfettişler atandı, raporlar tutuldu. Katliam öncesi aşiret ileri gelenlerimiz toplanıp Elazığ'da idam edildiler. Amaç herhangi bir soykırıma karşı, katliama karşı bir direnişi, bir örgütlenmeyi engellemek için toplumu başsız bırakmaktı. Bugün burada bulunduğumuz mekan Dersim 37'de idam edilen şehitlerimizden Şehit Rıza'nın mekanı. Yine o günlerde bu sadece yaşanan olaylardan bir tanesi. 70 bine yakın insanımız sorgusuz sualsiz katledildi. Dünyanın hiçbir yerinde sanıyorum tarihinde bu kadar örgütlü bir kötülük görülmemiştir. 4 Mayıs günü Bakanlar Kurulu kararının katliam için alındığı gündür. Biz buna Roza Şah ediyoruz. Ve Kara Gün'e karşı onun torunları, Seyit Rıza'nın çocukları, torunları, genç kuşakları mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu örgütlü kötülüğe karşı örgütlü bir mücadele ve örgütlü bir direniş göstermemiz gerekiyor. Dersim coğrafyası yani Rai Hak coğrafyası acılı bir coğrafya, acılı bir tarih ve 70 bin insanımızın katledildiği, küçük kız çocuklarına el konulduğu bir yerden bahsediyoruz. Kadınlarımızın kendilerini kayalıklardan attığı, çocuklarımızın ganimet olarak el konulduğu bu coğrafyada hala kan akıyor, hala şiddet var. Hala biz insan hakları, demokrasi ve inancımıza, kültürümüze, itikatımıza yönelik baskılara karşı mücadele ediyoruz. Bu topraklar binlerce değerin ayak izlerinin olduğu topraklar. Acıyla yoğrulmuş, travmalarla yoğrulmuş bir katliamlar silsilesinin 37-38'de başlayan ancak Çorum'da, Gazi'de devam eden bu katliamlar yine bizler açısından üzüntü oluşturan zorlayıcı ve halkların yüreğinde derin izler oluşturmuş olaylar. Dedik ki bu topraklar binlerce değeri kefensiz toprağa düşenlerin bulunduğu topraklar. Bizler de onların mücadelesinin önünde yine bu mekanların bizlerin birer hafıza mekanı olduğunu ve bunların bu mekanlarından bağımsız düşünülmeyeceği algısıyla yine bu mekandan bu katliamların hesabını sormaya ve bunların takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Devamını getirebiliriz arkadaşlar. Yer aşağı herkes akıyor. Şimdi su olacaktı. Daha depelenmesi lazım ya. Toprak yok. Şurada biraz alın. Abi alma. Zeynel Pirim şurası daha. Sence? Şurada toprak var. Tamam. Biraz su koyalım.
nasılsınız? Taş da koymadılar. Biz. Taş var. Çok büyük taş değil.